Bak çuf seslerine bak, çuflamalara. Uf. Abo. Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Yepyeni ve çok heyecanlı bir modifiye bölümüyle sizlerleyim. RS 6'yı ne kadar sevdiğimi artık hepiniz biliyorsunuz. Ve RS 4'ü de tabii bir o kadar seviyor oluyorum kardeşi olarak. 2018 model oyuna yeni eklenen RS 4 Avant var altımızda. Şimdi bu canavarı yapacağız. Bu renkte tutuyorum. Böyle çok güzel fırçalanmış metal alüminyum gibi duruyor. Ve bu arabayı full ABT'ye çevireceğiz. Çılgın güçlere ulaşıyor. Bakalım yolda başımıza badireler açacak mı veya ne kadar çılgın gidecek? Çok merak ediyorum abi. Hadi hiç zaman kaybetmeden geçelim ve şu arabayı modifiye edelim. Her zaman gibi camları filmledim. Renklere baktım aslında. Renkleri size göstereyim. Güzel bir yeşil de var. Bir gece mavisi de var ama bu renk kolay kolay yapmadığımız bir renk. O yüzden onu yapacağım abi. Bak bu renk de çok acayip. Camları filmledim dediğim gibi. Şu kaliperler kalsın abi. Hiç bozmayalım ekstradan. Ve hemen geçelim. Motor seçeneğimiz burada bolca var. Ama biz stok motorunu tutacağız tabii ki de. Ve arabayı güçlendirmeye başlayalım. Arkadaşlar yaklaşık 1000 beygire ulaşacak araba. Yani çok acayip bir güç. Ve kilo olarak da bayağı da hafif olacak. Bence çok zevkli olacak kullanması. Buradan zaten 229 beygir yükseliyor. Yarış tipi volana da geçtik mi? 927 beygire 1093 Nm tork. Yani neredeyse araba 1000 beygir. Neredeyse araba 1100 Nm tork. Ve daha hafifleyeceğiz. 1815 gözüktüğüne bakmayın. Yürüyen aksama geçelim. Yarış tipi yayları takıyorum. Kafes takmayacağım. Aslında faydası var ama daha böyle yol canavarına dönüştürmek istiyorum. Abi 357 kilo hafifledik zaten. Bakın 1450 kiloya düştük. Burada da hafiflemeler oluyor. Gerçekten body kit'te de çok tatlı duracak araba. 13.3 kilo da buradan indi. Lastikler. Yarı düz yarış lastiğini taktık. Şimdi ön 275 taban, arka da 275 taban. Bunları bozmayacağım abi. Bunları bozmayacağım. Bir deneyelim, bir görelim. Şuradan önce offsetleri verelim. Jantları belirledim ama bu defa hafifleyecek şekilde jant takmayacağım. Daha farklı bir yola gideceğiz. Jantlarımız bu. Modüler B9. Hoş duruyor. Hoş duruyor. Sadece jantları belki birer inç daha büyütseydik çok acayip olur muydu diye düşünüyorum. Lastikleri aslında arka tabanı 315 yapabiliriz ama yani çok da gerek var mı? Yapalım abi. Namımız yürüsün. Evet. Body kit'e geldik. Bak işte bu. Zaten RS 6'yı da aynı şekilde yapmıştık. ABT'ye geçtikten sonra hani body kit olarak da önünde bakın RS 4R yazıyor. Onda da RS 6R yazıyordu. Bunu da RS 4R'a çevirmiş oluyoruz. Arka taraf bu kanat gereksiz. Çirkinleştiriyor. Abi şimdi şuraya bak. Müthiş müthiş. Burada marşper olarak taktığımızda aslında bir şey gözükmüyor ama bakın burada abi bir eklenti geliyor çamurluğun üzerine. Hava ızgarası. Köpek balığı. İşlem bu kadar. Düzeni kur. Araba 1790 kilodan 1448 kiloya düştü. Yani 350 kilo diyelim. 350 kilo hafifledik. 444 beygirden 927 beygire iki katından bile fazla güce çıktı. Bence çok zevkli olacak. Olmazsa olmazımız kaçmaz. Daha indir aşağı. Zaten çok fazla bir şey inmiyor. Yani 0.7 santim falan. Bakın burada da gördüğünüz gibi bakiyenin %86'sı zaten arkada. O yüzden de arka lastik tabanını biraz daha büyük yaptım. Hadi abi uçalım biraz şu arabaya. Bakalım nasıl bir şeymiş. Vallahi bu defa ambara gidemeyeceğim canım. Oğlum çok tatlı durdu ya. Müthiş ya. RS 6'ya büyük gözüyle bakıyorsanız bu araba işte her yola gelir, her eve gelir. Bu araba daha böyle all-rounder. All-rounder diyeyim.
Ya bu ne ya? Şimdi bu sağdan direksiyon oldu mu? Güzel. Hafif hafif gidiyoruz. Arabayı tanıyalım. Vay vay vay, aman Allah'ım, ne güzel oturuyor lan arkadan. Arka bakiyesi çok yüksek. Yol tutuş nasıl? Eh, biraz olur o kadar. Bakiye biraz daha ortalanabilir bence. Oğlum böyle bayağı drift bile yapılır bu arabayla ha. Baksana. Neredeyse bin beygir zaten. Yok artık. O kadar da değil. Ne yaptın sen bu arabayla ya? Hacı baba. Oldu mu? Hadi otobana uçalım. Evet, son dişlimizi vesaire de göreceğiz şimdi. Bakalım bu canavar nasıl süratlere çıkıyor. Abi çok tatlı oldu ya. Akselerasyon müthiş ya. Vites geçişleri falan acayip hızlı. S-Tronic. S-400 görür müyüz? Oo, makas çılgınlıkları. Dün yayında aldık bu arabayı. Twitch'te biliyorsunuz arkadaşlar. Perşembe günleri direkt görev arkasına neredeyse hepsini yapıyoruz ki Super 7 dışında hepsini de yaptık. Abi o rampada 400'ü görürüz bence ya. Zaten 390'a geldik. 400 nedir ya? Uçak mı kaldırıyoruz oğlum? Oo, 400'ü de geçeceğiz. Zaten düzlükte 395, 396. 408 diyorum. Çok mu dedim? İçime 408 doğdu ya. Patlamasak bari. ...409... Hadi 410 diyelim biz ona. Maşallah maşallah. Şimdi birazdan otobanı tersten içeriden döneceğiz. Böyle kaşınıyoruz ama arabaya böyle bakın. Abi fix testim. Dip gaz dalıyorum buraya. Bu kadar. Bu kadar. Ama fena değil. Fena değil bence. Yani elimizi gazdan çektiğimiz anda bu virajı rahatlıkla alırız. Fren bile yapmadan. Diye düşünüyorum. Yani... Arabanın biraz orijinalini bozmuş olacağız ama bence şu arkada %86 olan bakiyeyi %80, %79 oralara çekmek sanki daha iyi olabilir. %79'a çekebiliriz. 86 olsun, psikolojik sınır. Araba çok tatlı. Sanki gidiş olarak da RS6'dan daha fazla tatmin etti. Yanlış hatırlamıyorsam, yanlışım varsa düzeltin yorumlarda arkadaşlar. Sanki RS6 881 beygir, 880 beygir gibi bir şey olmuştu.
Ben mi yanlış hatırlıyorum? Otobanda gidiyorsun böyle. Diyorsun ki ya çok sabit, çok sıkıcı oluyor. Bir bakıyorsun abi kadrana, halbuki 400. Uf! Oğlum bir dakika. Bir dakika. Bak çuf seslerine bak, çuflamalara. Uf. Abo. Oğlum bu ne büyük serenattır ya. Küçük aslanım. Atalım bire. Oğlum nasıl bir şeysin sen ya? Şimdi bir dakika abi. Dediğimizi yapalım. Merkez bakiyeyi 79'a çekiyorum. Tamam. Şanzımanla vesaire oynamayacağım abi. Bak abi, sıcağı sıcağına geldim. RS6 858 beygir, 1019 Nm tork ve daha ağır. Yani şu an bu araba çok daha psikopat giden bir araba. 920 beygir civarlarındaydı. Ve 1100 Nm'nin dibindeydi. Ayrıca 1450 kilo, 1443 kilo civarı bir şeydi. Yani hepsini kağıdın üzerine koyduğun zaman ağırlığı da dahil edince aslında hatırı sayılır bir fark var abi. Çok iyi ya. Abi çılgın bir RS6 fanatiyim ama yani şu an oyunda muhtemelen bir görev vesaire bir şey yaparken bu arabayı psikopat gidişinden dolayı daha fazla alma ihtimalim çoğaldı. Oğlum ya. Geçerim ya, geçerim. Geçerim bilirsin. Çılgın makaslar. Patlar mıyık? Sen ne yapıyorsun oğlum orada? Her halükarda arka lastik tabanını büyüttüğümüz iyi oldu. Çok hafif ağırlaştırdık arabayı ama daha sağlam basıyoruz yere. Pabucun sağlam olacak. Oğlum şuna bakar mısın ya? Oğlum her şeyi yapıyor lan bu araba. Her yola geldi vallahi. Geldi. Yapma. En azından ağaca vurma yak. Ulan! Çok iyi oldu abi. Full ABT body kit. Audi RS4R oldu. Bu renk biraz sade mi kaldı? Değişiklik olsun dedim. Siz istiyorsanız yeşil veya gece mavisi yapabilirsiniz. O renkler de çok çılgın duruyor. Kırmızı en sevdiğim renk biliyorsunuz. Ama zaten RS6'yı da kırmızı yaptım. O yüzden abi her şeyi de kırmızı yaptım. Her seferin aynı şeyi söylüyorum. Sonra her arabayı gene bu sefer sallıyorum, mavi yapmış oluyoruz. Bir de %79'a çektik ha merkez bakiyeyi. Abi hayret bir şey ya. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Bu arabanın merkez bakiyesiyle de bayağı bir oynayıp bayağı acayip bir drift arabası yapılabilir bundan. Direkt arkadan itişe çevirmezsin. Hafif önden bir sağlam bir tutunma sağlasın. Bayağı çekersin ama sağ tarafı merkez bakiyeyi. Bir şeyler çıkar.
Ulan nereye gitsek Horizon Arcade'e denk geliyoruz. İlla sokacan diyecektim, vallahi soktu. Oğlum yürü git. Bozma benim takipçilerimle olan o yolu görmüyorum. Arkadaşlar bu arada inşallah videonun burasına kadar gelmişsinizdir. Bugün yarın kanalın ismini Yağız tırnak içinde kadran adam Tunçel olarak değiştiriyorum. Çünkü direkt ismimle değiştirmiyorum. Eğer ismimi bilmeyenleriniz varsa vesaire daha sonra ne oldu bu çocuk kanalını sattı niye böyle oldu falan filan demesinler diye. Neden değiştirdiğimi zaten söylemiştim. Daha geniş kitlelere, daha geniş oyunlarla, daha geniş şekilde hitap edebilmek için. Bir süre o şekilde tuttuktan sonra bir iki ay sonra sadece ismime çevireceğim. Aklınızda bulunsun. Korkmayın, heyecanlanmayın. Değişen bir şey yok. Biz buradayız. Sadece ismin, kadran adamın başına ve sonuna ismin ve soy ismine geçeceğim. Abi bu araba yani ne bileyim ya. Benim çok hoşuma gitti. Bu sefer ulan çok erken girdik. Çok erken girdik ya. Yamuk yaptık. Sonra araba biraz kafasını dışarı çıkarttığımız için alamadık. Halbuki gazdan çekmiştim, size gösterecektim. Virajı alabildiğimizi. Oğlum bu video bitmez. Bak hani bir sahil turu da mı yapsam diyordum ama ya onu yap, bunu yap. Yok bir çöl turu, yok orman turu, yok ağaç turu, bok turu, böcek turu falan derken video bitmez. O yüzden biz birazdan bu videoyu bitirelim artık. Hayırlısıyla. Araba çok iyi. Araba çok iyi. RS6 beni tipiyle vesaire yani her şeyle aşırı heyecanlandıran bir araba ama oyunda kullanım zevki olarak çok çok net söylüyorum arkadaşlar. Bu arabayı kullanmak daha zevkli. Yani gücü gidişi arada kendini böyle biraz salması ama kolay toparlanabilmesi vesaire müthiş olmuş bence. Bu tarz videoların devamı için alt taraftan kanala abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz de bir like'ınızı alırım. Bir sonraki bölümde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.